ihtiyaçlarından birisi enerji. Neden? Cari açımızın en önemli kalemini enerji maliyetimiz oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu coğrafyayı düşünürken bir, metafizik sınırlarımızı mutlaka düşünmeliyiz. İki, bu coğrafyanın özen tablosu Türkiye'dir. Bu yenileşme sürecinin asıl rönesansı Türkiye'dir ve bunun akıl merkezi AK Parti hareketidir. AK Parti bir anlamda bu coğrafyanın rönesansıdır. Türklerle Kürtlerin kaderi birdir. Türklerle Arapların kaderi birdir. Bu kaderi birbirinden ayırmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu kader birlikteliği içinde bütün süreçleri değerlendirdiğimizde bir gün yeniden Cebeli Tarık'tan Badül Mendep'e, Hindi Kuş Dağları'ndan ta Baltık Denizi'ne kadar olan vadide barış ve adalet esas olacaktır. İnşallah. Gelelim Ergenekon sürecine sayın vekilim. Gazetecilerin, hekimlerin, ülkenin en kritik noktasında bulunan askerlerin tutukluluk süreçleri uzadıkça sorunlar da artmakta. Bu konu için neler söyleyeceksiniz? Hiçbir tutukluluk süreci gerekçesiz uzamaz. Dolayısıyla Türkiye'nin değişim sürecine direnenler, yeni Türkiye'ye direnenler ve bu yeni Türkiye'ye direnmeyi darbe gerekçesi yapanlar, bu ülkede hukuk var, adalet var. Hukuk ve adalet karşısında hesap vermekten asla kurtulamayacaklardır. Dolayısıyla Ergenekon sürecinin temel referanslarına bakmak gerek. Ergenekon süreci Türkiye'yi içe kapatmak isteyen aklın bu ülkede 27 Mayıs'ta ta serbest fırkanın kapatılma biçimiyle 27 Mayıs'ta 12 Mart'la 12 Eylül'le 28 Şubat'ta yaptıklarını AK Parti iktidarından sonra yapmak isteyerek, bunu bir fiiliyata dönüştürerek darbe yapmaktan imtina etmeyerek Türkiye'nin yeni Türkiye konseptine itiraz etmek isteyenlerin darbeci yüzüdür. Ortada olan gazetecilik, ortada olan bu milletin Mehmetçik dediği elbise değildir. Mehmetçik elbisesini üzerinde taşıyanlar Muhammedi ordu anlamına gelen Mehmetçik kavramının ruhuna ters işler yapmazlar. Bugüne kadar dünyanın hangi ülkesinde bu ülkenin silahlı gücü kendi halkına karşı namlu uzatmaktan ya da halkı kerih görerek, halkın değerlerini ve taleplerini kerih görerek darbe yapmayı kendine meşru adledebilirler? Bu mümkün değildir. Dolayısıyla bu akıl Türkiye'de artık tasfiye olmuştur. Ve hukuk önünde de, adalet önünde de hesap vermektedir. Yüce Türk adaletine güvenmek gerek. Bu adaletin kestiği parmak acımaz. Sonuçta herkesin hukuka ve adalete saygılı olması gerek. Biz önümüze bakıyoruz. Bizim hedefimiz yeni Türkiye'nin 2023 yılındaki geleceği noktadır. Hedefimiz çok net. 2 trilyon dolarla bir Türkiye, dünyanın ilk 10 ülkesi içerisinde, büyük ekonomisi içerisinde olacak bir Türkiye ve demokrasi gelişmiş, daha da ileri noktaya varmış bir Türkiye'den bahsediyoruz. Hedeflediğimiz Türkiye'den ve bu hedefe giden bütün yapı taşlarını döşeyen bir Türkiye'den bahsediyoruz. Dolayısıyla 28 Şubat sürecinin bütün aktörleri darbe komisyonlarında gidip konuşuyorlar. 12 Eylül'ün sahipleri gidip konuşuyor. 27 Mayıs'ın aktörleri gidip konuşuyor. Ve hiçbir darbe Türkiye'de sahnede ifade edilen asıl gerekçeleri için değil, Türkiye'de vesayeti ve Türkiye'yi içe kapatmak için ve bu coğrafyada 100 yıl evvel bu coğrafyadaki düzen kurucuların menfaatlerine ve o düzen kurucuların kurduğu düzenin bozulmaması için darbe süreçleri işlemiştir. Bunun da hukuk ve adalet önünde hesap vermesinden daha doğal ne var? Niçin iştinab ediyorlar? Bu ülkede Ergenekon davasında yargılananların yakınları işkenceyi, cezaevlerinin tutukluluk koşullarının kötü olduğunu şimdi mi fark ettiler? 12 Eylül işkencehanelerinde, cezaevlerinde, Mamak'ta Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşadıkları, Süreyya Sırrı Önder'in yaşadıkları, Türk solunu ve Türk sağının, Türk İslamcılığının bütün aktörlerinin Mamak'ta yaşadıkları, İstanbul Savcılar Cezaevinde yaşananlar, o gün o işkenceleri yaşayanların
Annesi, babası, kardeşi, kız kardeşi, evladı yok muydu? Bugün Türkiye'nin tüm koşulları, cezaevi koşulları geçmişle kıyaslanmayacak kadar bu ülkenin demokrasisine ve hukuk sistemine uygun, gelişmişliğine uygun bir haldeyken bugün Ergenekon sürecinde kıyamet koparanlar darbeler üzerinden binlerce anaları ağlarken neredeydiler? O gün neredeydiler? Yoksa onların seçilmiş, atanmış olduklarından dolayı bu ülkede halkın karşısında bir üstünlükleri mi varmış? Bu dönem bitti artık, kusura bakmasınlar. Evet. Sayın Vekilim, yerel seçimler geliyor ve 3. dönemi biten AK Partili milletvekillerinin bir daha seçilememe gibi bir dönem tüzükte bir madde var. Kamuoyunda gündemde hep şu söyleniyor. Bu dışarıda kalan bakan ve vekillerin büyük şehirlere belediye başkanı adayı olacak. Bunun için ne söylemek istersiniz? Siyaset uzun bir yol. AK Parti Türk siyasetinin birçok noktada genetiğini değiştirdi. Sayın Başbakanımızın bu anlamda 3 dönem kuralındaki liderlik duruşunu ben takdirle karşılıyorum. Parlamentoda 30 yıldır milletvekilliği yapan arkadaşlar var. Evet. Kusura bakmasın, seçildikleri ilde onlardan daha başka liyakat ve ehliyet sahibi insanlar yok mu? Sahnenin önüne çıkabilecek. Bu bakımdan da doğru bir karar. Dolayısıyla Türk siyasetinin genetiğini direkt değiştirecek bir adımdır ve ben Sayın Başbakanımıza teşekkür ediyorum. Tabii ki siyasette bir uzun yol. Sadece parlamentoda yapılmaz. Evet. Ben 11 Haziran gününe kadar milletvekili değildim ama siyaset yapıyordum. Bulunduğum İstanbul'da her noktada siyasal yaşamın aktif olarak işin içerisindeydim. Ama il yönetim kurulu üyesi olarak ama değil olarak. Dolayısıyla siyaset hayatının bütününe dair iddia biçimidir. Parlamento bunun bir parçasıdır. Siz bu işi aşkla yapanlar. Elbette. Yani millet aşkıyla, sevgisiyle. Elbette. Dolayısıyla milletvekili, 3. dönem milletvekili olan arkadaşlarımızın bir dönem ara vermeleri demek, siyasetten kopmaları demek değildir. Bu kendi talepleri ve de partimizin karar organlarının vereceği karara bağlıdır. Evet. Yani eğer arkadaşlarımız ben siyaset yapmak istiyorum ve yerel seçimlerde ben aday olmak istiyorum dediğinde kimse onların niçin aday olmak istiyorsunuz sorusunu soramaz. Dolayısıyla bu bir süreç ama önemli olan asıl tartışmamız gereken nokta şu. AK Parti'nin Türk siyasetinde neleri ilkleştirdiğine bakmak gerek. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ben üzülerek görüyorum eski vekillerimizin hala parlamentodan çıkmak istememelerini. Hala bakarsınız gelirler sabahtan akşama kadar otururlar. Koltuk işgali. Evet. Neden? Bırakın bu ülkede nüfusunun %50'ye yakını gerçekten milleti genç hizmet edecek. Hizmet edecek binlerce, on binlerce, yüz binlerce evladımızın, arkadaşlarımızın içerisinden kan yenilenmesine hizmetkar olmaktan daha doğal bir şey var mı? AK Parti Türkiye'nin heyecanlarını yeniliyor. Evet. İşte hiçbir 3. dönem arkadaşımız da niye bu soruyu sormuyor? Evet diyor. Bu dönem biz ara veririz. İster yerel yönetimlerde gider talip olurlar veya olmazlar. Bir başka vakıfta geçerler, vakıf yöneticiliği yaparlar. Bir başka dernekte, sivil toplum kuruluşunda veya eline kalem alır anılarını yazar veya eline kalem alır yazı yazarak bu ülkeye, bu millete hizmet etmeye devam ederler. Evet. Sayın Vekilim, süremiz bitti. Gündemdeki bu konularla ilgili çok değerli katkılarınızdan dolayı tüm Karadeniz TV izleyicileri adına size teşekkür ediyorum. Seyircilerimize bir söz verdik. Şiirinizle kapatmak istiyoruz. Ama benim şöyle bir sıkıntım var. Ben hiçbir şiirimi ezbere bilmem. Öyle mi? Peki. Çünkü o an gelir ve yazarım. Evet. Yazdıktan sonra da bir daha hafızamda tutmam. Dolayısıyla eğer bunu bilseydim en azından bir şiirle gelirdim buraya ve seve seve okuyabilirdim. Ben bunu bilenlerden biri olduğum evet, için. Ben seve seve okurdum ama bir başka vakit eğer tekrar programınıza konuk olma fırsatımız tabii olursa seve. Söz severek bir şiir okurum ya da o an gelirse geldiği gibi okurum şiiri inşallah. İnşallah. Ben bu vesileyle tüm Karadeniz TV izleyicilerine, ekranları başında bizi izleyen, bize akıl katkısında bulunan tüm izleyicilere iyi bir hafta diliyorum. Yayınlarınızda başarılar diliyorum sizlere de.
Teşekkür ediyorum konuk ettiğiniz için. Sağ olun vekilim, biz teşekkür ederiz. Evet sayın seyirciler, yarın saat 17.30'da yepyeni gündem konuğumuz ve konumuzla karşınızdayım. Işığınız hiç eksik olmasın. Hoşçakalın.